Tuğrul Körüklü. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldum. Ve 1999 yılından bu yana da bu kampüs içindeki Türkiye'nin en büyük herbaryumunda sorumlu olarak görev yapıyorum. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında havaalanı olduğunu biliyoruz. Ve Vecihi Hürkuş buradan havalanıp Tahran'a bir yolculuk gerçekleştiriyor. Daha sonra 1943 yılında Ankara Üniversitesi'nden eskidir Fen Fakültesi'nin kuruluşu. 43'te temeli atılıyor. Buraya bir teknik üniversite, ilk önce bir hayal kuruluyor. Bir teknik üniversite, Ankara Teknik Üniversitesi hayali. Onlarca binadan sadece ikisi gerçekleştiriliyor. Ve 43 yılında Mimar Sedat Hakkı Eldem, Anıtkabir'in mimarı olan şahsın çizimleri burada hayat buluyor ve 1943'te inşaat başlıyor. Bu binalar sit alanı olarak kabul edilmiş durumda. O yıllarda Fen Fakültesi 1943'ten önce şu anki Gazi Eğitim Enstitüsü'nün o eski binasında eğitim görüyor ve açılışını orada yapıyor. Binalar kaç yılında tamamlanıyor ve daha sonra eğitim, öğretim burada devam ediyor. Zaman içerisinde kampüs gelişiyor, genişliyor ve bunun içerisinde Eczacılık Fakültesi, Rektörlük Binası ve birkaç bina ilavesiyle kampüs bugünlere geliyor. Kampüsün kuruluşundan bu yana ilk yıllarına ait fotoğraflara bakarsanız hiçbir bitki göremezsiniz. Ama şimdi bu içinde bulunduğumuz ortam, görüyorsunuz ağaçlarıyla falan, şehir içerisinde adeta bir vaha görünümünde. Çok özel düşüncelerle yapılmış. O yıllarda, yani Ankara Üniversitesi'nin kuruluşu, üniversite reformu, buralarda bu düşüncelerin yanı sıra bahçe de aynı özenle dizayn edilmiş. Yabancı uzmanlar, yabancı bahçıvanlar olduğunu duymuştum. Bunun dışında eğitim ve öğretime yönelik de aynı zamanda. Yani burada bu okulda Türkiye bitkileri incelenecek. Bu okuldan, biyolojiden, botanikten mezun olanlar Türkiye bitkilerini yazacaklar, çizecekler. Onun için bir canlı yaşam alanı, bir arboretum kurulmuş, bir botanik bahçesi kurulmuş. Bunun içerisine özel seralar konulmuş ve aynı zamanda bir herbaryum ilave edilmiş. Yani Türkiye'nin bütün florası bura merkez olmak üzere yazılması planlanmış. Ve o plan dahilinde burada eğitim amaçlı da pek çok bitki gelmiş. O yüzden zaman içerisinde de şu anki bu gördüğümüz güzellikler bu eğitim amacının bir tezahürü. Şimdi tabii o yıllarda buranın botanikçileri, o yılların hocaları sadece bu bahçeyle ilgili değil, Ankara'yla da ilgili düşüncelerdeler. Ve demin tarihçesinde bahsetmeyi unuttum. Hikmet Birant Hoca bizim burada ki botaniğin başındaki hocamız, şu anki mevcut seramızın arkasındaki alanda yetiştirmiş oldukları bitkileri, özellikle karaçamları, Ankara'da şu anda ODTÜ ormanı diye bildiğimiz ormanın ağaçlandırması için kullanmışlar ve asistanlarını bizatihi görevlendirip bu ağaçların sağlıklarını kontrol ettiriyormuş. Bu bahçe şu anda bizim son yaptığımız bir listeye göre 160'a yakın ağaç ve ağaççık içeriyor. Ve tabii bunların özellikle şu anda içinde bulunduğumuz bu havuzların kenarlarında özel bir simetri gözetilerek, karşılıklı birden fazla dikilerek aynı zamanda estetik de önemsenmiş. Bazı ağaç türlerinin dünya üstünde göreceğiniz örneklerini bu bahçede beraber yan yana görmeniz mümkün. Tabii bu da içeride teorik olarak verdiğiniz derslerin bir nevi dışarıda uygulamasını yapacağınız bir alan olmasını sağlıyor. Yakın bir tarih, çok eski değil, okula sincaplar bırakıldı. 6 taneydi. Zaman içerisinde tabii eksilenler oldu ama yerlerine tekrar ilave de yapıldı. Ama sincapların ürediği de görüldü burada. Daha öncesinde de yeşil papağanlar vardı. Asıl ana vatanı burası olmayan bu kuşlar da uzun süre mekan olarak Fen Fakültesi bahçesini kullandılar. Diğer canlılar açısından da ekosistem oluşturuyor. Çok küçücük, yani buna bir ekosistem denmez aslında ama bu park genişliği ve çeşitliliği itibariyle canlılar için bir
sığınak görevi görüyor şehirde. Bunun hemen sağında solunda her dört köşesine çıkarsanız beton var, bina var. Ama burası hakikaten canlılar için bir sığınak. Ve bahçemizde 5 adet de kültür ve tabiat varlıkları tarafından tescil edilmiş 5 anıt ağacımız var. Ve bunlar mesela hemen solumda gördüğünüz işte kurşun kalem ardıcı, hemen arkamda görünen bataklık selbisi, bir Himalaya çamı, bir Arizona selbisi, bir de Doğu Karadeniz göknarından oluşuyor. Tabii bunlar kendi evlerinden uzakta ama bu Ankara'da yetişmiş en büyük örnekleri, bu bahçedeki bu varlıklarıyla da anıt ağaç statüsüne kavuşmuş durumdalar. Ağaç türleri ve diğer bitki örtüsüyle, özellikle bitkilerin çıkarmış olduğu oksijen bolluğundan dolayı tercih edilen bir mekan olmasının yanı sıra, özellikle Ankara'da hava kirliliğinin o çok yoğun olduğu zamanlarda biraz daha nefes alınacak bir ortamdı. Hatta Ankara'da o çoğumuz hatırlar, Ankara'nın yerlileri işte kömür kokusunun, hava kirliliğinin çok olduğu yıllarda ağaçlar üstünde liken dediğimiz diğer bu canlıları göremezdik. Ama özellikle doğal gaz kullanımından sonra diyeyim, bu kampüs içerisinde de liken ve karayosunu miktarı arttı ağaçlar üstündeki. Yani özellikle bunlar temiz havanın bir indikatörü olarak ilk başta şehirde buraya yerleşmeleri, burada aynı zamanda oksijen açısından da bol bir ortam olduğunu göstermiş oluyor. Herbaryum, kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistematik sıralamayla saklandıkları binalar, mekanlar, aynı zamanda o koleksiyona verilen isim. Buna herbaryum deniyor. Dünyada 1500'lü yılların ortasından itibaren ilk defa insanlar şifalı bitkileri, kendilerinin faydalandıkları bitkileri kurutarak, defterlere, kitaplara yapıştırarak herbaryum adı verdikleri koleksiyonlar hazırlamışlar. Daha sonra 1700'lü yıllarda bugünkü halini bulan böyle pres altında, basınç altında kurutulmuş bitki örnekleri, mutlaka toplandıkları yer ve toplayan kişi, tarih ve çeşitli bilgiler içeren etiketiyle beraber kartonlar üzerine yapıştırılıyor ve yatay vaziyette dolaplar içerisinde saklanıyor. Tabii bu belli bir bitki sistematiği kuralları içerisinde, bir düzen içerisinde oluyor. Dünyadaki bu 1700'lerden itibaren olan modern herbaryum yapıları, bizde ise Cumhuriyet'le beraber ilk defa, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi'nde kurulmuş. Ama Ankara Üniversitesi'nden de biraz daha önce bu çalışmalar başlamış. 1972 yılında Hikmet Birant tarafından herbaryum müstakil binası yaptırılıyor bu kampüse. Ve Türkiye'nin en büyük herbaryumu olarak o günden itibaren hizmet veriyor. Yaklaşık 556 çelik dolap içerisinde 200 bin Türkiye doğasından toplanmış yabani bitki örneği var. Yerli ve yabancı bütün botanikçiler Türkiye bitkileriyle ilgili yapacakları bütün çalışmalarda herbaryumdan faydalanıyorlar. Herbaryumda bütün Türkiye doğasından, çeşitli yerlerden toplanmış bitkilerin yaklaşık %95'i kodu ANK olan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü herbaryumunda muhafaza ediliyor. Ben de 1999'dan bu yana herbaryumda uzman olarak çalışıyorum.